Efendim az önce de anons ettiğimiz gibi Detay Gazetesi Genel Müdürü Gazeteci Taner Ulutaş bizlerle birlikte. Biz bu periyotta hafta sonu giderken geride bıraktığımız bir haftanın siyasetin bir panoramasını yapacağız. Güvenlik önergesinin görüşülmesinin meclis gündemine alınıp alınmaması onayı yapıldı hafta başında. Hükümet partileriyle bağımsızların oylarıyla önergenin meclis gündemine alınması reddedildi. Dolayısıyla güvenlik önergesi görüşülemedi. Siyasi analistlere göre aslında mecliste kaybeden bir şey yok. Zira CTP güvenlik önergesini verirken reddedilmesi için verdi. Dolayısıyla reddedildi. Ayrıca bu yapılan tartışmaların da zaman kaybı olarak geçirildiği not ediliyor. UBP kanadına baktığımızda erken seçimi değerlendirirken yaz aylarına denk getirilmemesi konusundaki hassasiyetini ortaya koymakta. Bizim için Ekim 2017 ve Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak bir erken seçime itirazımız yoktur denilmekte. Seçimler için yaz ayları iyi bir tercih değil. Zira Ağustos-Temmuz aylarının da Ramazan ayına ve bayrama denk gelmesi konusunda siyasilerin halka özellikle inme konusunda ciddi sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor UBP kanadı. Ana muhalefete baktığımızda CTP Genel Başkanı Erdurman, Başbakan'ın erken seçimin belli ki hiç düşünmeden söylediğini, parti MYK'sının kendisine yok dediğini, böylece liderliğinin ve başbakanlığının kabineye hakimiyetinin sorgulanır hale geldiğini söyledi ve ekledi. Biz bu duruma bakıyoruz fakat şaşıramıyoruz dedi. Erken seçimle ilgili tartışmalar sürerken adaya Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş geldi. Dün basınla bir araya geldi. Hani deyim yerinde ise babacan bir şekilde Kıbrıs Türk medyasına biraz çıkıştı. Ancak Türkeş'in değerlendirmelerinin satır araları çok önemliydi. Zira hem hükümet üyelerine hem de siyaset mekanizmalarına verdiği mesaj dikkat çekiciydi. Detay Gazetesi Genel Müdürü Taner Ulutaş bizler birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Feride, nasılsın? Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi gördüm seni bugün. Çok sağ ol, enerjiyiz. Enerji, hafta evet. sonu Pozitif giderken. pozitif Evet, enerji. her zaman, her zaman. Şimdi ben bilmiyorum sizin gündeminizde neler var ama. Vallahi bendeki gündemde Lefkoşa'dan, siyaset meydanından, arenasından, Evet. Boğaziçi'ne kadar o kamp alanlarına kadar Geniş bir uzanma var. yelpaze. Çok çok önemli Evet. şeyler var Benim orada da. gündemimde şu an isterseniz ilk Tabii önce tabii. onu bir bakalım. Çünkü siz de bu konuda dün kahvaltılı basın toplantısı Evet, oradaydınız ve oradaydım. Sayın Türkeş'e o soruyu yönelttiniz. Bana göre bu hafta en önemli tartışması Lefkoşa Büyükelçiliği'nin açıklamasıydı. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ayrılan 675 milyon Türk lirası projelendirilmediği için geri gönderildi. Aslında gerçekten inanılacak gibi değil ama ne yazık ki doğru. Ne diyorsunuz bu işe? Yani bunun bir açıklaması olması gerekir değil mi? Geçmiş Mutlaka. hükümette, mevcut hükümette bu kaynağı kullanmamış. Şimdi hem kaynak sıkıntısı var diyoruz. Bir taraftan da zam üstüne zam vatandaşa olan oluyor. Ama diğer yanda da hani böyle yüklü bir meblağı da elimizin tersiyle itiyoruz. Ne diyorsunuz bu işe? Şimdi tabii genel çerçevede büyük resme baktığımız zaman siyasetimizin kirlendiğini görürüm. Hatta dün ben bir soru yönettim Sayın Başbakan Yardımcısına, Tuğrul Türkeş'e. İşte açıldı ilk sorulardan da biriydi. Dün bayağı da bir kalabalık vardı. Sibel Hanım da oradaydı. Evet, bütün yöneticiler oradaydı. Bütün yöneticiler oradaydı, evet. Ve orada zaten biraz daha çok iyi. Mesela bu şey istifalardan da bahsedeceğiz az sonra. Elimde siyasetin ne denli kirlendiği açısından Evet. onu dile getirmek için de soracağım. Köşenize zaten bugün yazdınız. Ya. Sizi yakından takip ediyoruz. Sağ olasın. Şimdi tabii dün Sayın Türkeş'e de dedim ki siz açıklamalarda bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim yavru vatanımız şu falan, ama yaptığınız açıklamalarda buradaki insanların hassasiyetini düşünmüyorsunuz. Nedir hassasiyet? İşte orada insan tek bir Kıbrıslı Türk bile olmasa biz orada bulunmaya devam edeceğiz. İhalelere Türkiye'de çıkıyorsunuz. Buradaki insanlar üvey Çok evlat can falan. alıcı bir soruydu aslında sizin sorduğunuz. Evet, ama o da babacan tavırla. Evet. İlk biraz irkildi, beklemez herhalde. Ondan sonra babacan bir tavırla cevapladı. Ama o cevapların arasında neredeyse bizi utandıracak detaylar da gizliydi.
Neydi mesela? Tamam dedi. Kim açıklama yaptıydı? Dedim eski genel kurmay başkanınız yaptı. Örneğin işte Rum da diyor istemez diyor. Biz 1960 anayasasının getirdiği hak ile Kıbrıs'a çıktık. Doğru, tamam. Hı hı. Ama diyor aynı zamanda Rum tarafının da garantörüyüz. Biz o manada bütün bunları dile getirdik açıklamasında bulundu. Öyleyse ona bir lafım yok ama o açıklamaların arkasında cımbızla çekip de aldığımız bazı detaylar vardır. Mesela siz diyor burada işte ihalelerin açılmasını bekliyorsunuz. Peki diyor o açılan burada ihaleleri yerine getirdiniz mi? Onun için zaten Sayın Elçi'de böyle evet. bir açıklamada bulundu. Mesela diyor soruşturma açıldı diyor. Yani nazik nazik demedi hamum ama ben söyleyeyim. Yani sizin oralarda hamum çor olup cebelleziler devam ederken ve biz Anadolu'dan vergilerinden insanların kestiği buraya yolladığımız paralar buhar olurken de istenilen şeyler yapılmazken nasıl ihaleye çıkalım diyor. Nasıl güvenelim diyor. Değil mi? Bir anlamda. Bir baktığımızda şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın o buhar olan paraları vardı ya 700 bindi galiba. Geçmiş yıllara. Evet. Şimdi onun hesabı soruldu. Peki sorarım. Kıptek'te yaşanan olaylar var. İndirimler, şunlar, bunlar. Çeşitli söylentiler, bir komite açılıp soruşturma yapıldı veya o açılan soruşturmada soruyorum ne neticeler çıktı, hesabı soruldu mu o insanlardan? Ercan'da 11 milyondan bahsedilir, bu ben değilim bunu söyleyen. Bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en yüksek merci deneticisi Emine Dizdar'la söylüyor. Diyor ki 11 milyon hesabı. Evet. Peki ne oldu? Ha bir ilk haber vereyim isterseniz onun da. Evet. Bu Kratos'la ilgili veya diğer şeyle de ilgili bir araştırma komitesi kuruldu. Araştırma komitesinin başında da sevgili Ersin Tatar getirildi. Ben inanıyorum ki bu mahkemede anlaşma gereği yapıldı. Daha da ileri gideceğim bazı şeylerde, bazı ihalelerde üst düzey yetkililerinin isimleri, oğlanlarının isimleri dolaşıyor. Onda daha sonra belgeleri inin. Bir gün gelirsem buraya açıklayacağım. Şimdi bu araştırma komitesinin sonucunu bekliyoruz. Ben araştırma komitesine güveniyorum. Tuğrul Türkeş buna parmak bastı. Diyor ki sizin orada hamum çorolop, cebellezi bilmem hesabı da sorulmuyor. Evet. Peki soruyorum ben neden için? Acaba Taner yaptığı, Ferda yaptığından Gorkar da açıklaması Taner'in yaptığını mı? Bir soru işareti soruyorum ya. Yoksa o biri yaptı, onun zaten hesabı sorulmadı. Benden mi sorulacak ben de yapayım gibi bir düşünce ürünü mü var? Hadi birileri bana onu söylesin. Evet. Açıklasın. Çünkü çıkarsınız siz bir komite oluşturursunuz. Kratos da oldu. Dönüp de biraz kendimize hiç bakmıyoruz ama en kolay yol eleştirmek. İçeride, en fazla ya Ankara eleştiriyoruz bu konuda. İçeride evet. Yürüyemiyoruz şeyden. Bataklıktan yer ararık şimdi. Evet. Aman bir yere basmayalım da ayağımıza bir şey bulanır. O kadar bir ayyuka çıktı söylentiler. Bu söylentilerin temizlenmesi için takarsınız hortumu. Verirsiniz, boca edersiniz suyu oraya, alırsınız, götürürsünüz, temizlenir, rahat rahat da dolaşırsınız. Ama bu söylentiler Ayyuk'ta dolaştığı müddet siz de andille koyarak bakarsınız ve geçecek yer ararsınız. Mevlüt Çavuşoğlu dediği gibi adalarda dedikodular çoktur. Yani orada da zaten ayrı bir kısa süreli bir tartışma konusu oldu ama şimdi şu da aslında söyleniyor. Yani bu söylentileri de aslında şey yapalım, size muhakkak kulağınıza gelmiştir. Şimdi tamam burada düzgün ihale çıkılmıyor, bir takım yolsuzluklar yapılıyor dedi. Değil mi? İddialar var. Öyle bir böyle iddialar var.
Ama çıkıp da bunu kimse ne yalanlıyorlar ne de bu bir eğer varsa mekanizma, yargı mekanizmasına doğru gitmiyor, ulaşmıyor. Dolayısıyla vermiş, bunlar hep biz mahkeme sonucunu bekliyoruz olarak dedi bazı meselelerde. Demek ki yargıya gitmiş ki mahkeme sonucu bekleniyor şu anda. Belki mesele gitti olmuş olabilir. Evet. O yargı sonucu. Ama bazı iddialara göre şu var. Mesela Lefkoşa Büyükelçiliği'nin açıklaması az önce de sizin de yani biz ifade ettiğimiz gibi 675 milyon Türk lirası buradaki projelendirilmediği için dolayısıyla geri gönderildi. Tabii bazı iddialar da var. Şu 200 milyonunu yalnız ben bilirim. Hı. Yollarla ilgili yapılmadığı için geri yıl sonu evet buhar oldu, gitti. Ankara'nın istediği burada bazı projelendirmeler var. Dolayısıyla halkın tepkisini çekmemek adına hükümette mevcut ve diğer hükümetlerde bunları itekliyorlar şeklinde bazı söylentiler de var. Nedir? Siz nasıl bakarsınız? Şimdi Sayın Tuğrul Türkeş'in de dün önemli bir açıklaması vardı. Papaz dedi, anlaşma yok der. Siz ona gerekli şeyi vermezsiniz ama bizden bir laf çıktığında diyor, ortalığı kaynatırsınız gibi böyle babacan bir tavırla açıklama yaptı. Şimdi burada da bazı konularda işte dalga gelir böyle sismik dalgacıklarında oluşturur. Araştırılmadığı, denetlenmediği için arkasına başka bir şey çıkar. Arkasına başka bir şey çıkar. Dolayısıyla bu dalga giderek büyür. Yani ben şimdi şeye baktığım zaman mesela anketler de çıktı. Önümde isimler de var. Birçok anketlere sonra geleceğiz. Tabii hayır. Birçok isimlerde kazanmayacak. İşte buna bağlıdır hepsi. Evet. Hepsi ona bağlı. Hepsi. Peki gazetecilere yönelik açıklamalara nasıl bakıyorsunuz? Dün biraz hani amiyane bir tavırla dersek biraz fırça fırçaladı. Fırça. Ne dedi? Hep yazıyorsunuz da hep sormuyorsunuz yani. Sadece yazıyorsunuz ve her yazdığınızda doğru değil, hatta yarısı bile doğru değil dedi. Doğru. Bir Kıbrıs Türk gazetecisi olarak nasıl bakarsınız? Şimdi biz zaman zaman işte bakanlar olsun, milletvekilleri olsun aynı soruyu Sayın Tuğrul Türkeş'e de sorduk. Çok da güzel bir soru sordun şimdi. Doğrudur. Biz belediye başkanını ararız bir mesele için veya bakanı ararız. Cibinle Allah yerine ulaşamazsınız. Için, kaynağa ulaşmak için. Kaynağa ulaşmak tabii için. Evet. Böyle bir şey vardır. Sizden de bir bilgi alalım. Nedir doğruluk derecesi? Ona göre bir ölçüp teraziye koyalım. Hı hı. Ulaşmak mümkün değil. Not atarsınız. Şey atarsınız. Yani siz telefonu çatla yerinden öl, bayıl. O zaman siz de bildiğinizi, duyduğunuzu duyum olarak yazarsınız veya aldığınız insandan o bilgileri ona atfen bilgisini yaparsınız. Aynı şey Tuğrul Türkeş'e. Sizin böyle bir şeyiniz yok. Kime ulaşacağımızı biz bilmiyoruz dedik. Hı. Bir tane temsilci seçin. Elçilikte evet bulunsun. Evet. O elçilikteki insan bize hı aradığımız zaman gerekli kaynağı bir basın şeyi, ateşesi. Hala versin. Şu anda atanmayan bir basın ateşesi var. Yes. İşte bu. Bravo. Evet. Bu işte. Buna pardon, dedi. Yanlış söyledim. Atanması mı gerekir yoksa kararnameyle mi geliyor? Nasıl oluyor? Yok, o tabii elçiliğin dahili şeyidir o. Evet. Atayabilir oraya. Diyebilir ki Keskin'in vardı. Tabii. İsim bazında da bilirim ama gerek yok isim bazına. Hı hı. Orada bir şey olur. Siz ararsınız. Şöyle bir tabii duyum vardır. Bir söylenti vardır. En doğru vardır, kaynak bu. Vardır. Böyle mi nedir böyle dersiniz mi? Nedir? Onun açıklaması. Tabii. Yapacaksanız o haberi yaparsınız. Onun açıklamasını da altına evet korsunuz. Halk da ikisini de okur. Hı-hı. Veya çürükse haber yapmazsınız haberi. Halk okur, değerlendirir. Bu doğru der, bu doğru der. Nasıl işine gelirse halkın da öyle yorumlar. Evet. Ama siz ulaşacağınız bir merci yok. Kıbrıs'ta da öyledir. Yani ulaşmaya çalışırsınız bir yetkiliye. Hadi ölün. Hadi ben arayalım şimdi Sayın Başbakan'ı veya Başbakan Yardımcısı'ya filan. Mümkün değil ulaşamazsınız. Ya seninle ilgili bir iddia var bende. Nasıl ulaşacağım? Şey vardır bakanlıkların basın danışmanları vardır. Evet. Tamam bazılarını biliyoruz. Ulaşırız. Bizim sevgili Alihan mesela. Örneğin Alihan'a ulaşın. Ben ki Alihan bazıları vardır. Veya ne bileyim Ulaştırma Bakanlığı'nda var Didem falan. Hı hı. Ulaşabilirsiniz ama bazılarının danışmanlarını da bilmeyiz. Bu kadar bir devletik madem, hı hı,
Yani prematürelikten de çıkarın artık, prematüre bebek. Annesi altını değiştiriyor. Biberonun annesi veriyor. 30 yaşında oldu ama artık. Böyle yaşatacaksanız da ders geçen de var. Çek biçi bitir işi. Başka bir Kıbrıs Türk Devleti kur ama adam gibi kur. Veya bunu iyileştir, ver ilacını. Ayağa kalksın, dimdik, genç, dinamik bir çocuk olsun. Onu da yapmayın, onu da yapmayın. Evet. İşimize gelmez. Bir başka uzun süredir şeffaflık olmayan bir başka konu var ki o da bilmem sizin dikkatinizi çekti mi? Şimdi biliyorsunuz Bakanlar Kurulu toplanır ve toplantıdan sonra alınan kararlar açıklanır. Açıklanırdı. Dı. Ama şimdi açıklanmıyor. Şimdi açıklanmaz. Yani en azından şeffaflık, madem biz bu şeffaflığı konuşuyoruz değil mi? Evet. Şeffaflık olması adına da bu açıklama yapılmamasını nasıl bakarsınız gazetesi? Çünkü birçok konuda, söyleyeyim onu, birçok konuda duyumlar öyle kötü ki deyim artık veya kirlenmiş bir mesele olur ki ne diyeceklerine şaşıyor. Açık, bu benim şahsi kanaatim. Ne diyeceklerini bilemiyorum. Bakanlar Kurulu'ndan sonra veya aldıkları kararları açıklayamıyorum. Şimdi atıyorum X bir otelinle ilgili bir indirim 9 milyon. Ne açıklayacaklar? Filan maddeye istinaden bağışladık, döndük, Kıptek'in cebinden de 600-700'e 1 milyonda maliyeyi öde dedik. Ne diyecekler? Onun için eğil de gulle geçsin modunda. Eğiliriz, gulle geçer. Küllensin, unutalım. Zaten bizim ahali de maşallah balık hafızalı. Çok özür dileyerek söylerim. Şimdi söylerim. Hemen unutur. Unutmayacaksın efendim. Hesabını soracaksın. Söyleyeceksin. Olmaz. Bu senin hakkındır çünkü. Evet. Çıkar mesela bir kişi 70 tane istifa. Durur bakalım. Bugün sizin o köşenizde çok güzel hatta siyaset aymazlığı mı yapılıyor diye soruyorsunuz. Dedim evet. Diyorsunuz ki yani şimdi hem CTP'de hem DTP'de istifalar oluyor. Olabilir. Olabilir, istifa, normaldir. Gayet de normaldir. İstifa ettiklerini dile getiren kişiler bunları dikkate yazdıkları. Bir tanesini getirdim. Buyurun. Biz ben, partimizden istifa etmedik diyorlar. Buyurun ha, bunu ben koydum. Ettiyseniz niye ediyorsunuz? Etmediyseniz neden? Bunun açıklamasını yapın. Şimdi ben ismini açıklamayayım. Şimdi. Tabii açıkla, isim evet. Olmaz. Yani şu anda evet, ben de zaten TDP'den. Şeydi. Evet, isim etmediğim. Bir isim. Ne diyor? İşte üyesi olduğum TDP'den istifa ettiğime dair yapılan açıklamaların doğru olmadığını belirtir. TDP milletvekili evet. Mi? Yok. Yok, örgüt başkanı. Evet, devam ettiğini kamuoyuna bildiririm diyor. Peki bu yalnız TDP için de değil. Ben... CTP için de aynı şeyi iddiayı savunurum. Ha bir takım istifalar oldu. Ama 79 kişi, 80 kişi, yani siyaset bir anlamda kirleniyor. Siyaseti biz sırf... Peki istifa edenlerin amaçları bir beklenti... Belki istifa etmemiştir. Bir beklenti için neler mi böyle toplu istifalar oluyor? Mesela biliyorsunuz dün... Ben öyle toplu istifa edildiği yönünde de... Durumu almadım inanç... diyorsunuz. Hayır. Ben birebir geçen defa da, geçmiş istifalarda da birebir konuştum. Aldığım şeyler CTP kanadından da evet, bir takım istifalar oldu. Evet, geçtiğimiz aylarda oldu. Oldu. Ama olmayan istifalarda işte ben istifa edeceğim dediyse adam yaz ismini, Taner istifa diyor. İstifa etti. Evet. Ama adam, ne oluyor şimdi? İstifa ettikleri zaman ne oluyor? Etmedikleri zaman ne X oluyor? X bir partiye geçiyor. O partide işte büyüdüm, büyüyorum. Ondan sonra bir anket yapılıyor. Anketlere baktığın zaman. Sonucunu. Şimdi en son bir anket daha yapıldı. Yapıldı. Evet. Elimde şu anda anket var. Aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani baktığınız zaman. Bizim konuştuğumuz biz evet, dağıtmadık aynen. Dedik. Hafta öncesinden konuştuk hatta. Hadi, siz bravo. İlk defa bunu tabii, burada tabii, söyledim. Burada söyledim. Evet. Ve baktığım zaman o eski şeylere biz dağıtmamıştık hatırlar mı? Şeyleri. Ve %36 kusur demiştik Ulusal Birlik Partisi'ye. Tabii son TDP yaptığı bir ankette dağıttı da şeyleri. %39 da Ulusal Birlik Partisi. Çıkardı %3'ünü, 36 kusura gelir. Yani bizim o gün söylediğimiz, hatta bize dediler ki sen Ulusal Birlik Partili'nin sosyal medyada çok üstünüze gelindi ama. Değil mi? Çok tartıştık. Turuncu gömleğine geldi. Ben de dedim ki bak gene açıklıyorum. Ben Taner Ulutaş olarak karmacıyım.
sevdiğim insanlar, daha doğrusu iş yapacağına inandığım insanlara seçeceğim. CTP olur, Ulusal Birlik Partisi olur, TDP evet. olur, CTP hiç fark etmez. Ama tabii bazı kesimler, bakın burada da işte şeyler vardır, kararsızlar var, güvenmiyorum der, güveniyorum der. Ha, burada elimde şeyler var. Bakın işte okuyayım. Ulusal Birlik Partisi biz 36.3 demiştik değil mi? Okuduyduk o gün anketlerde. YKP 1.6, 1.3, BKP 1.9 demiştik. YDP 3.3 dedik, alır dedik devlet katkısını. Evet. TDP 9 dedik. Şeyde kendi yaptırdı ankette 8.8 bir şeyler çıktı neyse. Yani peki ben burada biraz can alıcı bir soru sormak istiyorum. Tabii. Hayır. Şimdi bu anketlere göre Ulusal Birlik Partisi yani %40'ları aşan bir %40 civarında bir civarında. Şey aldım onun da peki şeyini. Yani %40'ları zorluyor demek herhalde mümkün. Peki evet. böyle olduğu halde neden seçime gitmiyor söyleyeyim. Ulusal Birlik Partisi? Söyleyeyim hemen. %1. Şıkkı bana tabii şahsi kanaatim. %26 yüzer gezer oy var. Bu yüzer gezer oylar ne tarafa içerisinde veya kendisinden tabii. kaçarsa şu bu falan şu anda evet. aşağılara çeker. Dolayısıyla garanti olmak ister bir Ulusal Birlik Partisi. Cumhuriyetçi Partisi, Türk Partisi de yükselişten yani bu bir daha ki yani Tufan Erhürman yüksel diyor. Aynı zamanda toparlıyor partiyi bir şekilde. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin de şu dediler şeyde kalır barajda. Yükseli oldukça oy topladığı ve yukarılara doğru. SDP'nin de bunda etkeni olduğunu düşünür müsünüz? SDP birleşiler TKP ya. İle birleşecek. 1.01 evet. şu andaki anketlere göre. 1.01 ile şu anda seçime girilse, bunu ben söylemiyorum anketler şimdi birileri gene başka tarafa çekecek işte şuydu buydu değil. Anketlerdeki şeyleri söylerim ben. 1.1. TKP ne durumda peki? TKP. TDP'nin şu andaki %8 nokta şeyi de var. 3-4 milletvekili çıkarır. 4 milletvekili çıkarırsa. Ama asıl yükseliş olan Halkın Partisi şu anda. Bak Halkın Partisi düşüşte. Şu anda. %30'ların üzerindeydi ilk. Ama şu anda benim önümdeki rakamlarda Halkın Partisi %17-18'lere çıkmış durumda. Yani biz 15 dağıtmadıydık işte ya. 15.8'leriydik, 9'leriydik neyse. Şu anda dağıtıldığında %18. Yani oldukça iyi bir milletvekili. Mesela ismini de vereyim ben. Kudret Özersay'ın %100 çıkacağı, biz birebir de aldık şeylerimizi. Evet. Çıkacağı söyleniyor. Bu Tolga Atakan'a yönelik sempati oranı oldukça yüksek. O da çıkabilir. Ama tabii şu anda diğer isimler verilmediği için kim çıkar şey falan. Onların ayrı bir durumu var Halk Partisi'nin. Şeye bakarsam ben Toplumcu Demokrasi Partisi'ne Asım İdris'in şansının yükseldiğini, Cemal Özyiğit Başkan sıfatının yukarılarda bir seçileceği, iyi bir oy oranıyla seçileceğini düşünürüm. Yine Toplumcu Demokrasi Partisi'nden Angol Emri'nin, Zeki Çeler'in çıkacağı şu an itibarıyla şeye yansımış durum ama yarın ne olur o da meçhul. Ve ben bunları hep not ettim. Aldım. Şeyime de kendi köşeme de yazarım. Yazma durumundayım. Yazdım da. Çünkü bir iddiada bulunursanız öyle parmağınızın arkasına saklanmayacaksınız. Elinizde evet. zaten veriler var. Bu verilere göre de hareket edeceksiniz. Onun için ha ne olur şimdi bir takım partiler ürker, korkar, çekinir. Daha doğrusu şu andaki araştırmalardaki çıkan o %1'lik, %1.6'lık yüzdeliklere bakarak bir taraftan nalıncı keser gibi kesmeye çalışır. Elinde şey sanki döner keser gibi istifa. O birisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden evet birisi falan ondan sonra durdu. Tufan Erhürman'la birlikte bir yükselişe geçti. Yani şimdi bunu biz söylemezsek o partiye yönelik kötülük yapmış olmaz mıyız?
Halkçı Parti. Şimdi siz çok önemli bir şey söylediniz ama şimdi. Bakın. Evet. Dediniz ki bir kişinin istifasıyla CTP yükselişe geçti. Peki o bir kişinin istifa etmeseydi parti aşağıya mı çekilecekti? Hayır, bir şey bakın. Şimdi Taner jokeydir. Ama ata bindiği zaman o Türkiye'nin önde gelen jokeyine yarışabilir mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Teşbihat olmasın veya benzetme yaptım. İyi bir binici, iyi bir lider partisini çeker çevirip çevirirse 3 kişi istifa etmiş. Ama 5 kişi getirir. 5 kişi getirir, 10 kişi getirir. Bu işte Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde iyi bir yani sempati toplayan Halk Parti'nin halkın partisinin lideri Kudret Özesay. Belki evet. Kudret Özesay sempati toplamaydı. Halkın Partisi bu kadar bir oy potansiyeline sahip olabilir miydi? Parmağımızın arkasına. Şimdi Toplumcu Demokrasi Partisi. İstifalar gitti. Nasıl olur da %8'de 9'larda ve 2 milletvekilini 4'e katlıyor şu andaki durumda. Yarın ne olur? Belki 6-7 olur. Nasıl olur? Biri bana bunu izah etsin. İstifa. Peki ne olur? TDP'nin için bu kadar yükselişte. Örgüt kurar Maraş'ta. Ben ne onun evet. şeyim. Bakın Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne söylerim. Ulusal Birlik Partisi. Evet, Ulusal Birlik Partisi. Bugün isteseniz de istemeseniz de beğenseniz de beğenmeseniz de %27'lik bir oy potansiyeline sahip. Geçen de var. Söyledim. Gene söyleyeyim. Kazanacaklarını da buraya yazdım. Kim kazanır diye. Okuyayım. Özgür Gün kazanır. Ersin Tatar kazanır. Hamza Ersan Saner kazanır. Bu anki anketler. Çünkü ben anketlere birebir sorulan vekillerle ilgili sorulara. Sunat Atun kazanır. Derviş Ekşici kazanır. Güneş Güneşoğlu. Kemal Dürüst. Zorlu Töre. Faiz Sucuoğlu. Dursun Oğuz. Nazım Çavuşoğlu. Ki ben onunla süngüleşirim devamlı. Öyle olsa cizarım adını kazanamaz derim. Öyle bir şey olmaz ama gazetecilikte. Anketler ne diyorsa o şu anda. Evet. Onu diyor yani. Peki ne olacak şimdi? Erken seçim mi, seçim mi? Ne olacak? Erken seçim olmayacak. Neden? Normal zamanında. Hayır, erken seçim olacak ama hayır. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir şey yaptılar. İki tane Sayın Hüseyin Özgürgün. Bir dedi 2 Temmuz, bir dedi 15 Nisan. Biz ikisini de kabul ediyoruz. Ama komiteye havale etti. Komite ne diyecek? Komite diyecek ki yok 2 Temmuz çok erkendir. Bunu kabul edemeyiz. Nisan da çok geçtir. Zaten 2200 kişi yasal gerçi şeyler var. O yasayı düzelterek yapabilirler geçicileri. Alacaklar. 2002 çarpı 3 ile ondan da geldi mi oy? Bir takım şimdi kadın kolları bak bir takım ilk açıklamalım da şimdi matematiksel hesaplar yapılıyor. Tabii şu anda bir başka şey. Hasbolat da Ulusal Birlik Partisi'nin kadın kolları ki bunun haberini yapacağım ben bugün. Evet. Geziyor. Bizzat ben birebir muhtardan da konuştum. Diyor ki arazi dağıtılacak. Peki arazi dağıtıldığında o insanlar memnun olduğunda hükümettir, elindedir, dağıtacak bu arazileri. Hal arazileri. Ya devlette şu anda devlet var, araziler var. Yani bunlar şimdi seçim yatırımı yapılıyor diyorsunuz. Kesinlikle. Üstüne basa basa da söyleyeyim seçim yatırımı yapılacak. Peki. Ve tek parti olarak çıkacak. Şu anda ortağı Demokrat Parti istemiyor. Seçimi istemedi. Onun için o da mecburen yancızı. Seçimi söyleyeyim size. Aralıktan sonra belki bütçeyi geçirirse bütçenin getirisiyle Şubat olabilir. Şu şimdi bütçeyi geçirecek. Bazı iddialar da var biliyorsunuz. Çok az vaktimiz kaldı. Bu şeye de dokunursak yeni boğazına. Düzenli bütçe alınmadığı için Türkiye'de erken seçim olmadı deniliyor. Çünkü 2017 bütçesinin sıkıntılı olduğu yine gelen bilgiler arasında. Doğru. Bunun da açıklamasını yaptı Sayın Turgut. Biz dedi her zaman doğru işler yapıldığı sürece Kıbrıs Türk'ün yanındayız. Gerekli yardımlar da yapılacak dedi. Yani üstü kapalı merak etmeyin gibi bir durum ortaya çıktı. Evet.
Efendim çok az vaktimiz kaldı ama şunu aslında çok önemli bir konu. Dünkü, gerçekten çok önemli. Pazartesinin manşeti. Ondan sonra buranın başbakanı benim diyor. Buyurun söz sizde. Kim diyor şimdi, bunu? Şimdi yeni Boğaziçi'nde bir takım yaşanan özellikle karavan bölgesi veya yeni Boğaziçi'nin içerisinde yaşanan olaylar var. Suyu kesildi. Biz burada konuştuk ya, karavan alanı genişlesin, işte belediyeler falan, hatta Lapta da tabii dahil. Yeni İskele, Mehmetçik gibi belediyeler, hatta Dipkarpaz gibi belediyeler karavan alanı için insanlar doğayla iç içe yaşasın gibi bir söz söyledik. Ondan sonra bir baktık orasının suyu kesildi. Borcu var mı? Tanker vardı. Kesilmez, yani kesildi derken şöyle söyleyeyim. Tanker var orada. Bu tanker su götürüyor belediye. Evet, yasaya göre izin alınarak bu tankerler oralara su götürüyor. Tabii. Belediyeden izin alınan bir tanker yalınız diyor, karavan alanında diyor götürmeyeceğim. Elimde de şey var. Bak aldım ben şeyi, ben dersime iyi çalışarak gelirim. Karavan alanı diyor. Hariç neden? 263 tane karavan var orada. Evet, neden? Böylece bağ borcumuz var. Başka bir şey söyleyeyim. Bakın. Yani Kasım, orada Uluçaylı'nın konuşulan karavancıların borcu varmış. Bu yoksa, şimdi biraz karışık bir iş bu. Evet. Hayır. Borcu. Şimdi burası turizmden kiralandı. Elimde de genel tahsilat makbuzu 15.000 dolar yatırıldı. Burada. Yani orasının borcu yok. Belediye oraya hizmet vermiyor, su da vermiyor. Su vermediği için tanker kiralamak durumunda insanlar. Evet. Tankeri de veriyor. Hayır diyor, oraya vermeyeceksiniz. Neden? Diğer taraflara da dağıdan tanker izin verin. Tek oraya mı vermeyecek? Bu son derece bana göre, tırnak içinde söylüyorum, saçma bir karar. Peki bir şey merak ettim. İkincisi. Vaktimiz bitti. Vaktimiz hemen bitiyor. Bunu da toparlayayım hemen. Evet, tamam. Ben söyleyeyim ve kapatalım. Son lafımızı konuşalım. Bakın hemen. Sonra. Kasım Uluçaylı'nın şeyleri var. Belediyeye diyor ki biz Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği olarak gel diyor bize su ver. Gel diyor al çöpümüzü. Çünkü onların bu kamp alanıdır. Şey yapan suyunu da çöpünü de toplayan getiren. Toplar orada yaşayanlardan ödenir. Ama belediye hayır diyor. Ne su veririm sana? Ne hiç. Hizmet ver al paranı. Onu da yapman. Bak elimde belediyenin ilgili bu iş biraz Kasım Uluçay daha tartışmaya götürür da, yani bu konu. Çünkü ilginç değil. Gerçekten. Ama yalnız buraya yani değil. Yani karavancıların bölgesi özel buraya bölge ilan değil acaba? Tabii kiralanmıştır oraya. Evet. Kamplere. Bir de sosyal yardım alan insanlara 14 bin liralık yeni başında yaşayan insana ki karar aldı meclis. Evet. Meclisi, belediye meclisi evet. Diyor ki bağışlayın. Hayır diyor. Ben bağışlamam. Burasının başbakanı da benim diyor. Sayın. Evet. Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir. Olmaz ama böyle bir şey yahu. Bu efendim, böyle bir şey olamaz. Siz yine bunları araştırmaya devam ediyorsunuz. Alırım ben zaten bunları. Tamam. Haberi de yapmaya devam edeceğim. Çünkü insanlar zarar görüyor. Hı-hı. Susuz olamaz insanlar. Evet. Ben de soruyorum son sözümü kapatayım. Hemen soruyorum. Hükümet yetkilileri nerede insanlar susuz kalırken sosyal yardım parası alan insana 14 bin lira para giderken hiç mi yetkiniz yoktur birilerine dur diyesiniz. Teşekkür ederim. Göreve davet ederim ben onları. Efendim programın sonuna geldik. Az sonra Adem Kavaz'la 15 haberi ardından Hasan Asürer'le bugünü izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.